Manşete hoş geldiniz. Bugün 28 Mart 2022 Pazartesi haftanın ilk yayınında karşınızdayız. İktidar bıçak sırtında buna bakacağız. İktidar hem içeride hem dışarıda bıçak sırtında. İçeride ekonomik sorunlar ve siyasi belirsizlik artık bir yıl kalmış. Seçim ve seçim satım haline girdik diyebiliriz ve herkes artık eteğindekini dökecek ve karşılıklı bir vuruşma olacak. Yani seçimden önce bu vuruşmaya e, tanık olacağız ve o vuruşmanın neticesinde esasen seçime gidilirken e, sonuçta aşağı yukarı belli olmuş olacak. Öyle görülüyor. Yani yanım, e, önümüzdeki seçim e, sonuçlanmadan e, sandıktan çıkan sonuçlar merak edilmeden seçimden önce aşağı yukarı belli olmuş olacak. Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Buna bakacağız. E, manda yoğurdu e, yiyormuş Tayyip Erdoğan ve bunu da kameralar önünde hiç çekilmeden tarifini vererek falan anlattı. Bu büyük bir gerçeklikten kopuş. Buna da bakacağız. Ki zaten trollerin ve iktidar yazarlarının bunu örtmeye, bunu savunmaya veya gündem değiştirmeye çalışması da bunu gösteriyor. Erdoğan bir şey yaptıkça arkası artık toparlanmakta çok büyük güçlük çekiliyor. Ve metne bağlı konuşmadığı zaman gelen sorulara kendi zihninde ne geçiyorsa o şekilde cevap verdiği zaman böyle potlar kırıyor ne ilk ne de son Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler İstanbul'a taşınıyor tekrar dünya medyasında da bu ana gündem önce sadece Türkiye tarafından bir açıklama yapıldı. Daha sonra Rusya da bunu teyit etti. Buna bakacağız. Buradan bir şey çıkabilir mi? Hayat pahalılığı zirvede Türkiye'de. Bu iktidarın içinde yani iktidarın önündeki en önemli kalemlerden biri eğer Türkiye'de bir şey olacaksa muhalefete rağmen olacak derken biraz da bunu kastediyorum. Belki de iktidarın hakkından ekonomik buhran gelecek ya da dışarıda Ukrayna krizinin Yeni dünya düzenindeki oluşturacağı sonuçlar gelecek. Bütün bunların hepsini 2022-2023 geçişinde göreceğiz. Çok da fazla beklemeyeceğiz gibi. Hemen gündeme geçiyorum. Kapakça ittifak biterse taban bunu kutlar dedik. Ve yoğurt tutmadı derken de manda yoğurduna göndermede bulunduk. Bu ittifak biterse taban bunu kutlar analizi benim değil. İttifak biterse taban bunu kutlar analizi. Said Sefa'nın dün Artı TV'de Hayko Bağdat'ın konuğu olduğu ve orada özellikle Süleyman Soylu'nun herkesçe bilinen artık MHP'nin devletin bir unsuru olarak kabinede yer aldığı, Süleyman Soylu'nun AKP tabanından gelmediği ve zaten AKP tabanının da Süleyman Soylu'dan fazla haz etmediği gibi konular konuşuldu. Ama iki önemli şey vardı. Bir, birincisi İyi Parti içerisinden aldığı bir kulisi paylaştı Said Sefa. Meral Akşener'in adayı e, kesinlikle Ekrem İmamoğlu dedi ki bu e, önümüzdeki süreçte aylarda Ekrem İmamoğlu e, üzerinde e, tartışmaların, e, hiç kesilmeden devam edeceği manasına geliyor ve Ekrem İmamoğlu yıpratması benzer bir biçimde iktidar medyasında da devam ediyor. Mesela bugün sabahın manşetinde Ekrem İmamoğlu vardı. E, bu sadece İstanbul'daki hizmetlerin kötülenmesi falan anlamında değil. O bir gerekçe. Olası e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenmeye çalışılıyor. İkinci konuda özellikle e, AKP MHP ittifakına dair her ne kadar bu işte şey olsa da e, kağıt üstünde taraflar ya da kürsüden yapılan konuşmada taraflar birbirlerini desteklese ve ittifakın devamlılığını vurgulasalar da AKP tabanında büyük bir rahatsızlık olduğunu söyledi ki çünkü katılıyorum yüzde artık 6 ile 7 ile anılan bir parti iktidardan büyük bir pay alıyor ve bütün kadrolaşmalarda rantın dağılımında söz sahibi MHP tabanını veya MHP genel merkezi kastediyorum. Bundan büyük bir rahatsızlık olduğunu söyledi Said Sefa ve dedi ki eğer bu ittifak çatlarsa veya bölünürse veya AKP ile MHP devlet bahçeli ile Tayyip Erdoğan yolları ay ayırırsa bunu AKP tabanı büyük bir coşkuyla kutlar." dedi ki "Burada bu da altı çizilecek bir not. Bir üçüncü notta özellikle askeri kesimde NATOcu e, tayfada bir bıdırdanma olduğunu söyledi ki şu anda NATOcu tayfayla sarayın çevresinde kümelenen ekibin arasında ciddi ideolojik ve elbette söyleme de yansıyan, e, dış politikaya yansıyan farklılıklar var. Yoğurt demişken konu şu Erdoğan e, katıldığı bir programda konuştu. İşte ben her akşam manda yoğurdu yiyorum. onun içine kestane balı karıştırıyorum, yulaf karıştırıyorum vesaire. Ve işte bunu nasıl temin ettiğini falan anlattı. Bunlar Erdoğan'ın gerçekten önünde bir metin olmadan ya da elinde bir kağıt olmadan ya da işte planlayıp tasarlayıp yaptığı konuşmalar değil, gelen sorular üzerine irtici alem böyle bir cevap veriyor. Yani eğer biraz daha aklını kullanabilse ve bu konuşmaların nereye gideceği hakkında gerçeklikten kopmuş olmasa bir fikri olsa yani ben işte akşamları yatarken yoğurt yiyorum diyebilir veya yoğurda imkan varsa biraz bal karıştırıp yiyorum falan diyebilir. Ama manda yoğurdu dediğinizde bu zor bulunan ve pahalı bir şey. E ayrıca işte kestane balı dediğinizde o da aynı şekilde. Ya da ne bileyim işte Medine hurması dediğinizde aynı şekilde. Yani dolayısıyla burada bir sorun var. Gerçeklikten kopuş. Liderin gerçeklikten kopuşu. Liderin aşağıda ne olduğu hakkında çok fazla bir fikrinin olmaması. Bir fikri olsa bile konuşmalarını kontrol edememesi. Ağzından çıkan şeylerin nereye gideceğini hesap edememesi. Marie Antoinette. Fransa'nın... Ee, ihtilalden 1789 ihtilalinden önceki e, son kraliçesi e, Atif edilir. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye ki o lafı onu söylemediğine dair de çokça rivayet vardır. Bu bunun gibi bir şey. Gerçeklikten kopma. Sarayın tabandan kopması. Şimdi tabi bugün gazetelerde var. Mesela Sözcü gazetesi hemen fiyat çıkartmış. Manda yoğurdu şu kadar, Medine hurması bu kadar, kestane balı bu kadar vesaire diye. Ee, yine aynı şekilde bu da Şeyin listesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin listesi. Evet bunlar veriliyor ama asıl sıkıntı e, bu gerçeklikten kopuş hali. Sarayla taban arasında veya sarayla yoksul kesim arasında, sarayla vatandaş arasında geçim mücadelesi, yoğun bir geçim mücadelesi veren vatandaş arasındaki kopukluk. Vatandaş ekmek bulamıyor. Ne yoğurdu, ne balı, ne yulafı, ne şusu busu. Yoğurt diyorsunuz bir de manda yoğurdu diyorsunuz hurma diyorsunuz Medine vurması diyorsunuz falan. Bunlar marka değerler ve gerçek fiyatının 3-5 katı ödemeniz gerekiyor bunları temin etmek için. Her yerden de alınmıyor yani. Ankara'nın Mamak Belediyesi size bunu temin ediyor olabilir ama Ankara'nın Mamak Belediyesi vatandaşlara bunu ücretsiz dağıtıyor değil. Evet. Vergi tahsilatı %80 düzeyine inmiş. Dünya Gazetesi'nin manşeti. Gerçek ekonomi bu. Yani %20 tahsil edilememiş ki bu önceki rakamlar. 2022 rakamlarını 2022 sonunda göreceğiz. Yine asgari, e, üc e, asgari ücretin 675 lira üzerindeymiş açlık sınırı. Açlık sınırı nedir? 4 kişilik aile o fiyatın altında kazanıyorsa açlık sınırındadır. Açtır. Yeterli beslenemiyor demektir. Veya besinini temin edemiyor demektir. Yoksulluk sınırına bakın 16.052 TL olmuş açlık sınırı 4.297 yoksulluk sınırı 16.052 yakında tekrar bir ikinci asgari ücret güncellemesi gelecek öyle görülüyor o arada muhalefet bir araya gelmiş yani gittikçe cılızlaşıyor bu toplantı ile ilgili haberler ben bu toplantı ile ilgili önüne arkasına bakan analiz yapan içeriden bilgi alan falan insanları kovalıyorum yok yani bir heyecan uyaramadığı gibi gittikçe de e, toplantı ...ilgi yitiriyor. Yani birincisi tabii insanların ana gündemi bu değil. Muhalefet toplandı ne yaptı falan filan. Televizyonlar bağlanmıyor deniyor ama televizyonlar niye bağlansın? Televizyonlar zaten iktidarın sesi. Ama e, enteresan olan bu aylık toplantıların... ...hala böyle bir bomba çıkış... ...bir bomba proje... ...bir insanlara umut veren... ...tamam arkanızdayız falan dedirtecek bir proje ortaya koyamayışı. Bir de açıklama yayınlanmış altında imzalar var vesaire altı siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması filan. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz işbirliği milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır diyor. Alttan üçüncü paragraf tamam da. Yani bunun vatandaşa yansıması, vatandaşta doğuracağı heyecan. Siz heyecanlanıyorsunuz bir masa etrafında toplanarak ama bu heyecan aşağıya yansımıyor. Maalesef. Dönelim yavaş yavaş dünya gündemine. Bugün ben Oscar törenlerini her sene uykusuz kalır seyrederim. Türkiye'deyken sabahlıyordum. İngiltere'de buna gerek kalmıyor. İngiltere saatiyle lokal 01'de başlıyor tören. Dolayısıyla çok fazla uykusuz kalmama gerek kalmıyor. E, sadece biraz daha geç yatıyorum. Ama e, Oscar törenleri son derece önemli. E, bu Oscar törenleri e, ne bu tokat damgasını vurdu? Bu tokatı şöyle analiz edeceğim. Ben işin magazininde değilim veya işte ben Oscar törenlerini takip ederim, Oscar Oscar'da yarışan filmleri seyrederim. Bana göre şu film iyiydi, bu film kötüydü... bu filme haksızlık yapıldı falan veya şu oyuncuya haksızlık yapıldı diyecek değilim. O ayrı bir konu ve bu konuyu işi daha yakından takip eden insanlara bırakmak icap eder. Fakat akademi ödülleri e Son birkaç yıldır yerlerdeydi izlenme oranları falan. Bu akademi ödülleri muazzam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Pulp Fiction ekibi çıktı, Godfather ekibi çıktı, bütün yıldızlar oradaydı. Liza Minnelli bile Tekerlekli iskemlede çıktı ve en iyi film Oscar'ını sundu falan. Yani e, akademi herkese davetiye göndermiş aman gelin Oscar'ın onurunu kurtaralım. Yani gittikçe şey yapıyor genç kuçağı da falan kaybediyoruz artık Netflix çağı bilmem ne böyle bir özen gösterilmiş. Sunucular çok iyi, espriler havada uçuşuyor. Fakat böyle espriler havada uçuşurken sahnedeki Chris Rock bir espri yaptı. Will Smith, Oscar adayı, en iyi erkek oyuncu Oscar adayı. Will Smith'in eşine dönük bir espriydi. Eşi saç saçkıran hastalığıymış efendim Türkçesi. Ondan dolayı saçları kısa veya işte kazıtmış. Ona G.I. Jane Dedi. Yani C.I.J'en Amerikan jargonunda kadın askerlere saçlarını kazıtmış kazın, kadın askerlere verilen argo bir e, seslenme biçimi, hitap biçimi. E, bunun filmi de çekilmişti. E, Demimur oynamıştı. E, sen de ikinci filmi çekersin hele herhalde falan gibi böyle. E, Will Smith'in eşine takıldı. Chris Rock. Bunun üzerine e, gülüyordu e, Will Smith. Öncesinde ve sonrasında gülüyordu, kahkahalar atıyordu falan. O arada sahneye yürüdü ve bir tokat aşk etti Chris Rock'a. Sonra da döndü ve yerinden de ne, yüksek sesle küfretti. Benim eşimin ağzını adını ağzına alamazsın bilmem ne falan diye böyle Amerikan jargonunda. Bir an bu bir kurgu galiba. Bu herhalde parodinin bir parçası falan gibi düşündük. Çünkü kesintisiz verildi. Amerika'da kesilmiş bu bölüm. Sesi düşürülmüş en azından. İngiltere'de öyle değildi. Sonra bunun aslında kurgu olmadığı. Will Smith'in gerçekten eşine Laf atıldığı için sinirlendiği ve sahneye yürüyüp sunucuyu tokatladı ortaya çıktı. Will Smith eşi böyle bir hastalıkla mücadele ederken onun saçlarının kısalığından böyle bir espri yapılmasını falan içerlemesi, öfkelenmesi, tepki göstermesi son derece doğal ve haklı. Fakat eyleminde haklı değil. Yani eğer siz haklı olduğunuz bir konuda böyle bir tepki gösterirseniz, öfkeniz böyle patlarsa... Ee, bu işin sonunu nasıl alacağız? Yani her canınızı sıkana gidin böyle haddinizi bildirin. Anlatabiliyor muyum? Benzer bir konu işte Ukrayna'ya geçelim yavaş yavaş. Şeyle de alakalı. Ee, köprüye birazdan bakacağım. Ee, Ukrayna ile de alakalı. Putin evet Ukrayna'ya Ukrayna'yı işgal veya Ukrayna ile ilgili düşüncelerinde falan kendine göre haklı gerekçeleri olabilir. Amerika, NATO, işte genişleme, nükleer silahlar, Silahlanma oranın işte eski Sovyet toprakları olması bilmem ne filan falan bir sürü şey. İmparatorluk hayalleri falan değişik kendi içinde bir mantı olabilir kendi içinde haklı olabilir ama siz haklı gerekçelerle e, hadi bildirmeye veya şiddet uygulamaya kalktığınızda haklıyken haksız duruma düşersiniz. Yani Ukrayna örneği de biraz böyle. Son bilgiler Rus ordusunun planlarını değiştirmek zorunda kaldığı yönünde. Moskova Ukrayna'daki hedefleri konusunda vites mi küçültüyor? Bundan sonra Rusya'nın Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağı yönünde Rusya Genelkurmay Başkanlığı kaynaklı bilgiler var. Bu da hafta sonu özellikle dünyanın gündemindeydi. İş buraya gidiyor olabilir. İstanbul'da tekrar tarafların bir araya gelme kararı vermesi de işin buraya bu noktaya gittiği noktasında bazı işaretleri güçlendiriyor. Öteden beri savunduğum tez şu: en iyi ihtimalle bu iş sonuçlanırsa hani Ukrayna'nın bölünmesi söz konusu olacak. Dinyeper Irmağı e, sınır kabul edilerek Doğu Batı Ukrayna biçiminde bir e, bölünme en iyi ihtimalle söz konusu olabilir. Eğer Putin hayır arkadaş ölüsü de dirisi de benim sonuna kadar gideceğim deyip Ukrayna'yı yakıp yıkarak ilhak etme ve bu konuda adeta bir Pirus zaferi yani... Ukrayna'yı ele geçirir, liderliği Zelenski liderliğini düşürür falan ama ortada harap olmuş bir ülke, nüfusu sağa sola dağılmış bir halk falan e, söz konusu olursa bu bir pürüz zafer olur. Yani kazanmış gibi görünürken esasen kaybetmiş olursunuz. Ekonominiz, dış politikanız yerin dibinde. Ayrıca bir de işin öyle bir tarafı var. E, umarım oraya gitmez. Umarım taraflar bir anlaşmayla e, bu işi e, sulh içinde çözerler. Bir önceki yayında, cuma günkü yayında, Batı'nın Anlaşma taleplerine, müzakere e, ile yani müzakerelerle ilgili gelişmelere falan çok fazla ilgi göstermediğini söylemiştim. Bu elbette benim analizim ama ben okumaların e, ve izlemelerin ardından bu analizi yapıyorum. E, okumaların ve izlemelerim öyle söylediği için o analizi yapıyorum. Ezbere e, bir şey empoze etmek için yapmıyorum. E, neticede mesela Türkiye'de bir, İstanbul'da bir buluşma olacağından falan bahsediliyor şu günlerde. 2 gün 3 gün önceki NATO zirvesine baktığınızda kimse Türkiye'li liderliğiyle veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla, Dışişleri Bakanı ile ilgilenmiyor. Eğer Türkiye bir arabulucu olsa, bu işlerde bir barış umudu olsa, müzakereyle bu işin çözülebileceğine dair falan bir politik olsa Joe Biden, Boris Johnson, öbürü Bereke falan otururlar bu konularda kafa yorarlardı. Amerikan liderliği de, İngiliz liderliği de, Avrupa Birliği de bilemiyorum. Bu konuya çok fazla kafa yormuyor. Belli ki bu iş biraz daha gitsin istiyorlar. Benim analizim oydu. Neticede Biden eee Varşova'da idi. E, Brüksel'den sonra oraya geçti Polonya'ya. Ve tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz. Diye yaptığı konuşmada içindekini itiraf etti. Sonra tabii Beyaz Saray yalanladı, Amerika Dışişleri Bakanı yalanladı, Joe Biden onu kastetmek istemedim dedi ama istediğiniz kadar toparlamaya çalışın. Laf ağızdan çıktı bir kere, niyet bir kere ortaya döküldü. Bunu belirtmekte de yarar var. O arada yine biraz evvel anlattığım teziri destekleyen, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri bölgenin Rusya'ya katılması konusunda yakında referanduma gidilebileceğini söylemiş. Donbas bölgesi Rusya'nın çıkacağı bir bölge değil. Öyle görülüyor. Bu mutlaka müzakere masa masasında da söz konusu olacak. Ukrayna lideri e uçak, tank ve füze savunma sistemleri istemiş. O da elbette Rusya'nın ilerlemesinden şu durgunluktan falan şikayetçi ve elimizi güçlendirin. Tamam bize askeri destek veriyorsunuz, savaşçı desteği geliyor, istihbarat desteği, lojistik destek veriyorsunuz, halkımıza destek oluyorsunuz, sığınmacılara bakıyorsunuz falan ama hayır bu yetmez diyor yani. NATO ne yapıyor? Rusya tarafından mı yönetiliyor? Ne bekliyorlar falan? 31 gün oldu falan diye de bir anda bir anlamda haykırıyor. O arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'nin özellikle Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın 6 temel başlıktan dördünde bir mutabakat var gibi falan demesini de yalanlamış. Türkiye geçen hafta bu konuda yalanlanan bir ülke oldu ama İstanbul'da bir ilerleme olabilir mi ona bakacağız. O arada İstanbul Boğazı'nda bir başına buyruk mayın tespit edildi ve bunun Ukrayna kaynaklı olabileceği falan üzerinde durulurken hemen bu mavi, mavi vatancı eski denizci Amiral Cem Gürdeniz Ukrayna savaş suçu işleyen durumuna düşebilir filan falan diyor. Yani Ukrayna'da o kadar şey olurken savaş suçuna bakmıyorlar. Bir mayın Ukrayna'dan kopup geldiği de belli değil. Bir mayın tespit edilince denizde işte hemen bu savaş suçu falan kapsamına sokuluyor. Türkiye'deki olaylara bakış açısını göstermesi açısından. işin bir de tabii gaz boyutu var. Kremlin'le şu anda gaz sattığı ülkeler arasında bir pazarlık var. Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gaz ödemelerini rubleyle yapmadıkları takdirde gazını keserim diyor. Gaz kesmeye doğru gidiyoruz. Kışın da biraz geride kalması, gaza bağımlılığın biraz azalması beklendi belli ki ama önümüzdeki haftalarda muhtemelen Rus gazına veda edebilir ve Avrupa'da, başta Avrupa olmak üzere, Türkiye'yi Türkiye etkilemez çünkü Türkiye şu anda yaptırımlar çerçevesinde değil ama Erdoğan da ileride Putin'e ve Rus rejimine dönük yaptırımlara katılmak zorunda kalacak. Bunu bir, kere bir kenara not edin çünkü yaptırımlar dozunu artırarak devam ediyor. Rusya gazı keserse bir takım gerekçelerle, Yaptırımların 3. 5. 8. paketleri açılacak ve o noktada da Türkiye sıkıştırılacak. Sen de yaptırım uygula. Tamam bugüne kadar idare ettik ama artık idare edilebilir noktada değil denecek ve o arada Erdoğan işte yol ayrımına gelecek. E, NATO ile Batı ile Putin arasında bir yol ayrımına gelecek. Bugünlerin çok uzak olmadığını varsayıyorum. O arada İstanbul'da başlaması planlanan görüşmeler için Rusya'dan ve Ukrayna'dan heyetler yola çıkıyorlarmış. Bu akşam olmasına ihtimal verilmiyor ama muhtemelen salı günü buluşacaklar. En son Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rus ordusunun Kiev çevresinde verdiği büyük kayıpların ardından geri çekildiğini savunmuş. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini bir nevi abluk uyguladığını açıklamış. Yani Karadeniz'de Ukrayna sınırı bırakmamaya çalışıyor Rusya. Bu konu net son gelen verilerde gerek Ukrayna'dan gerekse İngiltere'den gelen verilerde bunu teyit ediyor. Orada hani Türkiye'ye dönerek bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Köprüsü'nden 6 bin araç geçtiğini söylemiş. Bir kere köprüden geçen araçları şeffaf olarak söylemiyorlar. Köprü bir hafta bedavayken acaba kaç araç geçti? Bunu sayma şansları var. Bedavayken kaç araç geçti? Bu çok önemli. Bunu açıklamıyorlar. O arada... Uğur Gürses altına düşmüş, not düşmüş. Yanlış politikaların üstünü örtmek için icat edilen kur korumalı mevduata ödenecek bugünkü kur seviyesinden 45 milyar TL kaynakla bu köprü garanti vermeden bütçeden yapılabilirdi diyor. Maalesef evet. Yani sadece kur korumalı kaynağa aktarılan kaynakla ama böyle bir dert yok. Sadece bu tür yatırımlar yaparak vatandaşı ileriye dönük boşlandırma ve heybeyi doldurma gayreti var. Durum bu ve bu yatırımlar ve bu gidişat ülkenin ekonomisini kaldıysa geri döndürülemez biçimde batırıyor, geri döndürülemez biçimde geriletiyor, fakirliği derinleştiriyor. Açlık rakamlarını, yoksulluk rakamlarını tekrar hatırlatarak bugünkü manşeti bağlamak istiyorum. İktidar bıçak sırtında derken evet bunu kastettik. İktidar bıçak sırtında ve içeride dışarıda sıkışmış durumda. Şu aralar biraz sakin ve biraz sanki gündemsiz geçiyor gibi gelebilir. Ukrayna krizi yeterince takip edilmiyor. Herkes kendi derdine düşmüş falan gibi de olabilir. Fakat bundan sonrasında özellikle 2022-2023 geçişinde yeni dünya düzenindeki gelişmelere kulak kabartmanızda yarar var. Çünkü bu Türkiye'yi de yakından alakadar ediyor, ilgilendiriyor. Putin rejimi yavaş yavaş sarsılırken bunun yansımalarının bölge ülkelerinde de yaşanacağını varsaymak zorundasınız. Diyelim önümüzdeki bir yıl seçim senesi seçimler vaktinde yapılır mı biraz öneme çekilir falan meseleleri kadar Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak aday ve o adayın etrafında kenetlenme ve ileriye dair bu çöküş ve ardından enkaz. Yılmaz Özdil'in tabiriyle moloz yığını falan neyse onun kaldırılmasına dair de e, projelerin, paketlerin, e, önerilerin sıralanması icap ediyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.